Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere amigurumi kelebek yapımını göstereceğim. Kullanmış olduğum ip Etrofil'in inci markasını kullanıyorum. Şöyle numarasını da göstereyim. Kullanmış olduğum tığım 2.10 milimlik arkadaşlar. Şöyle öncelikli olarak ipi bu şekilde tutuyorum. Daha sonra böyle sarıyorum. Parmağımdan çıkarttıktan sonra bu şekilde aradan ipi geçireceğim. Şöyle tığımla göstereyim. Tığımla şöyle ipimi alıyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. İpi böyle ayarladıktan sonra 8 tane zincir çekeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Şimdi çekmiş olduğumuz zincirlerin şöyle çeviriyorum. Şu sırt kısmındaki yerlerden giriş yapacağım. Şöyle daha yakından göstermek için size şöyle göstereyim. Şöyle sırt kılıçlarına, şöyle sırt tarafındaki yerlerden giriş yapacağım. Bu kısımlardan şöyle gireceğim arkadaşlar. Öncelikli olarak ilk baştakine şöyle tığımı geçirdim. Daha sonra ipimi geçiriyorum ve tığımın üzerinde bekletiyorum. Hemen arkasındakine yine aynı şekilde sırttan giriyorum. Şöyle zincirimizin yüz kısmı, şu çekmiş olduğumuz zincirimiz şöyle alta bakacak şekilde olacak. Şöyle geçiriyorum. Yine tığımda bekletiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle sayıyorum. 2, 4, 6, 8. 8 tane var. Bu şekilde ip bu tarafta kalacak şekilde. Böyle olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekiyor. En son 9.'yu yuvarlağımın içerisinden geçiriyorum. Daha sonra hepsini 2, 2 bu şekilde çıkaracağım. Bu şekilde ikişer ikişer ipimi geçiriyorum. Sıramı tamamladım. Yine tekrar hemen böyle çeviriyorum dik olarak. Şu sırt kısmındaki yerlerden giriş yapacağım. Bu şekildeydi. Hemen çevirip sırt kısmındaki yerlerden giriş yapacağım. Şöyle hemen en baştakine ipimi, tığımı geçiriyorum. Ve imlek kaydırma yöntemiyle içinden çıkıyorum. Hemen yanındakine yine tığımın üzerinde biriktiriyorum. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. En son 8.'yi, burada 9 yapmıştık, 8 çekmiştik, 9. içeri batmıştık. Burada 7 tane yaptım. 8.'yi halkamın içerisine yapıyorum. Yine aynı şekilde ikişer ikişer sıramı tamamlayacağım. Evet, bu şekilde sıramı yine tamamladım. Yine sırt kısmından giriş yapacağız. Şöyle yan tutayım. Şurada gördüğünüz bombeli gibi olan yerlerden giriş yapacağım. Yine en diptekine şöyle tığımla destek alayım iğnemle. Şöyle biraz belirginleştirelim. Siz de yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir tığ veya iğne olabilir. Çünkü sık olduğu için şöyle yine imlek kaydırma yapıyorum. İkincisine
batıyorum ve tığımda bekletiyorum. 3 oldu. 4 5 6 7.'yi halkamın içerisine yapıyorum. Tekrar ikişer ikişer toparlıyorum. Evet, toparladım. Tekrar yine en diptekine batıyorum. Ve imlek kaydırmayla geçiş yaptım. İkincisine batıyorum. 2 3 4 5 6.'yı halkamın içerisine yapıp ikişerli topluyorum. Evet, bu son sıramızdı. Şimdi keserek tamamlayacağım. Şöyle yine en baştakine batıyorum ve imlek kaydırma yapıyorum. İkincisine batıyorum, imlek kaydırma yapıyorum. Üçüncüsüne batıyorum, imlek kaydırma. Dördüncüsüne battım, imlek kaydırma. Ve halkamın içerisine son 5.'yi batıyorum ve imlek kaydırıyorum. Evet, kanadımızın bir tanesini hazırladık. Evet, şimdi alt küçük kanat kısmını yapacağız. Onun için şöyle 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra hemen en baştakine tığımı batıyorum ve tığımın üzerinde bekletiyorum. 2, ikincisine batıyorum. 3 oldu. Dördüncüsüne batıyorum. 4 oldu. En son halkamın içerisine batıyorum ve 5. İkişerli topluyorum. Evet, ikişerli topladık. Tekrar yine sırttaki ilk yere giriş yaptım. İpimi çektim. Tığımın üzerinde bekletiyorum. Dördüncüye batıyorum. 4. Halkamın içerisine batıyorum. Ve 5. İkişerli topluyorum. Yine en diptekine batıyorum. Ve imlek kaydırma yapıyorum. İkincisine batıyorum, imlek kaydırma. Üçüncü, imlek kaydırma. En son halkamın içerisine batıyorum ve imlek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Alt kanadın birini yapmış olduk. Aynı şekilde diğerini de yapacağız. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çektim. Yine en diptekine batıyorum. Tığımın üzerinde bekletiyorum. İkincisine batıyorum. Tığımda bekletiyorum. 4 oldu. Ve en son 5.'yi yapıyorum ve ikişerli toparlıyorum. 4 zincir çekiyoruz. 4'ün üzerine de tek tek batıyoruz. En son halkamızın içerisine batıyoruz. Toplam 5 tane olmuş oluyor. 2 sıra böyle örüyoruz. 3.'ünü de kesiyoruz arkadaşlar. Birinci de yaptığımız gibi. 2 oldu. 3 oldu. Ve 4 oldu. Halkamın içerisine batıyorum. Ve 5 yapıyorum. İkişerli topluyorum. Evet. 2 sırada böyle yaptım. Şimdi keseceğim. Yine en baştakine batıyorum. Ve imlek kaydırma. Bu şekilde imlek kaydırmayla bitiriyorum. Halkamı şöyle sıkılaştırıyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer kanadımızı yapacağız. Şöyle alt kısımlarını yaptık. Bir, 2,
3 ve 4. 4 tane zincir çektim. Şimdi buradan başlıyoruz burayı yaparken arkadaşlar. Artırmaları göstereceğim size. Şöyle ipimi tutuyorum ve bir zincir daha çekeceğim. Bu şekilde hemen bu tutmuş olduğum yerden içeriye giriş yaptım. Şöyle bir. Aynı şekilde sırt kısmından alıyoruz. Biraz sıkı yaptığım için zorlanıyorum. Şöyle 3 4 5 halkamın içerisine batacağım. Ve 6. Daha sonra ikişerle topluyorum. Evet, topladım. Şimdi tekrar yine tutuyorum. Zincir çektim. İçerisine giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 2. Yine sırttaki yerlere batıyoruz. Şöyle 3. 4. 5 6 En son halkamın içerisine batıyorum. Şu ip yukarıda kalsın. 7 7 tane oldu. Şimdi yine ikişerle toparlıyorum. İkişerli toparladım. Tekrar yine bir zincir çekiyorum. Bu tuttuğumuz yer sırt olan yer arkadaşlar. Daha kolay giriş yapabilmek için bu şekilde tutarak yapıyorum. Hemen yanındakinin sırtındakine batıyorum. Şöyle yine bekletiyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 2, 4, 6 arkadaşlar. Bir tane daha var. Ona da batıyorum. 7 ve dairemin içerisine batıyorum. 8. Burada da 6, 7, 8 ve 9 olarak devam ediyoruz. Diğerinde 9, 8, 7 olarak eksilterek yapmıştık. Bunu da artırarak tamamlıyorum. Yine ikişerli topluyorum. Son sıra yapacağız. Yine aynı şekilde tutuyorum ve bir zincir çekiyorum. Tuttuğum yere batıp şöyle çıkartıyorum. 3 4 5 6 7 8 en son halkamın içerisine batıyorum ve 9 yine ikişerli topluyorum. Evet, ikişerli topladım. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi keserek imlek kaydırmayla sonlandıracağım. Şöyle hemen en baştakine artık tekrar zincir çekmiyorum. Şöyle giriş yaptım. İmlek kaydırma. Hemen yanındakine batıyorum. Ve imlek kaydırma. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum.
Şöyle ipimi çıkarttım. Dairemi de sıkılaştırdım. Evet, kelebeğimiz hazır. Şöyle arkadan bağlıyoruz. Bu şekilde bağladım. Ve kesiyorum. Yine aynı markanın siyah renk ipini kullanacağım. Şöyle bir parça kestim. Şöyle alttan üste bu şekilde bağlıyorum. İsterseniz bileklik ipi de kullanabilirsiniz. Bileklik ipi daha sert olduğu için daha kalıp gibi duracaktır. Ben elimde olmadığı için siyah renk normal amigurumi ipini kullandım, incinin örgü ipini kullandım. Bu şekilde bağlayın. Daha sonra boyutunu istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Dediğim gibi bileklik ipi daha kalıp gibi duracağı için daha uzun da kesseniz daha iyi böyle dik duracaktır. Bu yumuşak olduğu için ben böyle biraz kısa kestim. Düşme yapmasın diye. Kelebeğimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.